Bu videoyu Mülhuz ve Kolmar tanıtım grubu isteği üzerine yapıyoruz. Birçoğunuzun bildiği gibi Fransa'da koronavirüs salgın hastalığı Mülhuz bölgesinden Kuzeydoğu ve Paris bölgesine dağılan bir hastalıktır. Birkaç soruyla bizlere bu koronavirüs hastalığını anlatır mısınız? Ve ilk sorum, koronavirüs insana nasıl bulaştı? Diğer adıyla bilinen COVID-19 SARS-CoV-2 virüsü genellikle hayvanlarda olan bir virüstür. Büyük ihtimal yarasadan pangolin hayvanına ve sonra da insana geçtiğini tahmin ediliyor. Yeni koronavirüs yani COVID-19 nasıl bulaşır? Hasta kişilerin konuşması, öksürmesi, hapşırması sırasında havaya saçılan damlacıklarda virüs olduğu için yakın temas yani 1 metre mesafede bu hastalık bulaşabiliyor. COVID-19 hastalığının insanda belirtileri ve komplikasyonları nelerdir? İnsanlarda bu hastalığın belirtileri diğer virüs hastalıkları gibi yüksek ateş, baş ağrısı, öksürme, nefes darlığı gibi semptomlar oluşabiliyor. Bunlara koku ve tat duyularının kaybolmasını ekleyebiliriz. Ve bu hastalık 8 ile 10 gün arasında şiddetlenebiliyor, nefes darlığı artabiliyor ve komplikasyonlar meydana geliyor. Koronavirüsün aşısı var mıdır? Bugüne dek aşı bulunamadı. Daha birkaç ay hatta sene sürebilir. Şu an aşı maalesef yok. Bu hastalıktan korunmak için hangi önlemler alınabilir? Tüm hastalıklarda alınan bir tedbiri söyleyeyim. Sağlıklı beslenme. Öncelikle sağlıklı beslenmekte fayda var. Sonra bildiğiniz gibi evde kalmak, yani insanlarla yakın temasta olmamak, el yıkamak, maske varsa maske takmak. Yani bunlar çok çok önemli. Ne kadar evde kalabilirseniz o kadar riski azaltabilirsiniz. Çin'den gelen paket ya da ürünlerden koronavirüs bulaşma riski var mıdır? Yani sıfır risk diyebiliriz çünkü Çin'den gelen paketler zaten birkaç günde geliyor. Ama neden tedbir almayalım? Eğer 14 gün bir yerde paketi bekletebilirseniz bekletin. Yeni koronavirüs hastalığını yenenler için hastalığın tekrar etme riski var mıdır? Maalesef bu konuda da tıp bilgileri yetersiz. Normal düşünürsek insanlar tekrar aynı hastalık yapmaması lazım. Çünkü immünize oluyoruz bir virüsle karşılaştığımız zaman. Bu zamanla görülür. Belki de tekrar geçirme riski var. Evde kalmanın önemi nedir? İnsanlar evde kalarak sağlık sisteminin çökmesini önlüyor. Yani şu an bildiğiniz gibi Fransa'da belli bir sayıda yoğun bakım ünitesi var. Eğer virüs hızlı bir şekilde yayılırsa, hasta fazla olduğu zaman yeterince yoğun bakım ünitesi olmuyor. Evde kalarak sağlık sisteminin çökmesini önlüyorsunuz. Her türlü ikaza, uyarıya rağmen sokağa çıkan insanların durumu nedir? Sokağa çıkan insan genç veya yaşlı olsun, ben hasta olmam, ben işte böyle dincim, bir şey olmaz dediği zaman kendini, çevresini ve bütün insanları riske atmış oluyor. Yani bir nevi ya kendi intihar etmiş oluyor, ya çevresini riske koyuyor, katil oluyor veya sağlık personelinin hastalanmasını ve ölmesini riske atmış oluyor. Evlerde alınması gereken önlemler nelerdir? Evlerde öncelikle dışarıdan eve girdiğiniz zaman ellerinizi sabunla yıkayın. Eğer yapabiliyorsanız dışarıda kullandığınız giysileri evde kullanmayın, eve girince değiştirin. Ve şu günlerde bu konfinman, Fransızca söylediğimiz konfinman kelimesi günlerinde ailenizle güzel vakit geçirin, sohbetler, çocuklarınızla oyunlar eğer çocuklarınız varsa. Yani zamanınızı güzel şekilde değerlendirin. Yaşlıların alması gereken önlemler nelerdir? Yaşlılar daha hassas bu hastalığa karşı. Onun için yüksek ateşte yani herhangi bir semptomda, öksürükte, nefes darlığında hemen 15'i aramanız, yani SAMU'yu aramanız, doktorunuzu aramanız tavsiye ediyorum.
Maske, eldiven virüsten korur mu? Evet, güzel soru. Maske korur. Fransa'da yeterince maske yok. Bizim tıpta kullandığımız bu maske bizi korumuyor. Fakat karşımızdaki insanı ve çevremizdeki insanları koruyor. Tüm insanlar bunu takarsa virüs kolay şekilde yayılamaz. Hatta yayılması durur. Bu maske gibi bu şekil maskeler de olabilir. Bu maskeyi Esat amca yaptı. Kendisi terzi ve bunu dikti. Bunu siz dışarı çıktığınız zaman takarsanız karşınızdaki insanın virüsle temas etmesini önlemiş olursunuz. Eldiven konusunda bu eldivenleri takmak kolay, kullanmasını bilmeniz lazım. Şimdi bu şekil taktığınız zaman bu kalemi ellerseniz veya herhangi bir şeyi ellerseniz sonra yüzünüze, cildinize temas ederseniz virüsle karşılaşmış oluyorsunuz. Onun için eldiveni taktıktan sonra hiçbir yerinize dokunmamanız lazım. Doktorların ve sağlıkçıların bu dönemde en çok zorlandığı durum neydi? Birçok ağır hastanın aynı anda acile gelmesi ve bizim yeterince solunum cihazı ve yoğun bakım ünitemizin olmaması, yeterince maske ve bluzun olmaması tabii ki bizleri zorladı. Bu zorlu süreçte sizi en çok etkileyen, unutamadığım dediğiniz bir anınız oldu mu? Zannedersem ömür boyu unutmam. Bir gecede 8 tane hastayı kaybetmek insanı bayağı üzüyor. Sosyal medyada hizmet veren Mülüz ve Kolmar tanıtım sayfa takipçilerimize son bir mesajınız var mı? Mülüz, evet var. Mülüz, helikopterle 4 kere gittim Mülüz'a bu virüs sürecinde. 14 Mart gecesi 42 yaşında bir tane beyefendiyi getirdim. Ölüm kalım mücadelesi veriyordu. Birkaç şehre hasta taşıdık Mülüz'den. O bölge bayağı bu hastalığa karşı mücadele verdi. Sizler de umarım evde kalarak, maske takarak, ellerinizi yıkayarak, insanlarla temasta olmayarak bu hastalığı yenmemize vesile olursunuz. Hepinize teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video oldu.